Hocam birkaç gün önce Mısır'da kiliseden çıkan 6 tane Kıpti Hristiyan üzerlerine ateş açılmak suretiyle öldürüldüler. Bütün batıdaki gazete ve radyolarda bu olay Müslüman bir ülkede geçtiği için olumsuz şekilde işlemeye başladılar. Mısır hükümeti konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi son zamanlarda bir kısım Hristiyan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Müslümanların tarih içerisinde de son zamanlarda da böyle kan dökücü, zalim, olay çıkaran, işte demokrasiyi, hakkı, hukuku dinlemeyen insanlar gibi göstermeye pek meraklılar. İşte geçmişteki savaşlardan örnekler veriyorlar. Eğer geçmişteki savaşlardan örnek verecek olursak, mesela özellikle Amerikalı protestan kardeşlerimiz böyle konuşuyorlar, evanjelikler. Hiroşima'da bir anda on binlerce insanı katlettiler. Evet. Nagasaki'de bir anda on binlerce insanı katlettiler. Orada Müslüman da vardı, Hristiyan da vardı, her dinden insan vardı. Evet. Peki bu hangi hukukla yapılıyor bu? Değil mi? Evet. Birçok ülkede kan döktüler. Afganistan'da kan döktüler. Irak'ta kan döktüler. Evet. Hangi hukukla yapıldı bu? Evet. Değil mi? Yani Müslümanlar bunu, işte bu İncil'e uyanlar böyledir, Hristiyanlar böyledir, kan dökücüdür şeklinde yorumlamadı. Biz dedik ki bu Mason ruhudur. Evet. Masonluğun bir gereğidir. Müslüman olmayan, Hristiyan da olmayan, dinsiz, imansız adamlar bunu yapıyor dedik. Hiçbir şekilde biz bunu Hristiyanlara mal etmedik. Hı hı. Mal etme demeyeyim, Allah affetsin, değil mi? Yani Hristiyanlığı sorumlu tutmadık bu konuda. Dolayısıyla Hristiyan arkadaşlarımızda bir olay olduğunda Müslümanlığı bundan sorumlu tutmaları yanlış olur. Bu alışkanlıklarına vazgeçecekler. Kur'an'da tamam savaş vardır fakat can, mal, ırz güvenliğine saldırı olduğunda nefsi savunma vardır. Yani adamın evine gelmişler silahla, tüfekle, baskın var. Camı çerçeve indirmişler, kurşun sıkıyorlar. Adam ne yapabilir böyle bir durumda? Mahkemeye mi versin onları? Yani tabii, ne yapması gerekiyor? Evet. Kaçsa kaçamaz. Değil mi? Yapılacak şey nedir? Canını kurtarmaktır. Nefsi müdafadır. Nefsi müdafada yapılacak şeyler vardır. Mesela insanlar önce bir havaya ateş ediyorlar. Değil mi? Tehdit ediyorlar. Havaya ateş ediyorlar. Olmazsa işte canının fazla yanmayacağı şekilde veyahut ölmeyeceği şekilde onu yaralayarak durdurmaya çalışıyorlar. Evet. Bu nefsi savunmadır bu. Başka bu dünyada bunun bir yolu var mı? Evet. Ani bir saldırıda başka bir yolu var mı? Yok hocam inşallah. Kaçamadığına göre. Peki bunda ayıplanacak hata olarak görülecek ne yön var? Evet. Müslümanlar o dönemde müthiş baskı görüyorlardı. Muazzam zulüm görüyorlardı. Hendek içine konup yakılıyorlardı. Evet. Petrolle. Ne yapsın peki? Ne yapması gerekiyor? Gece yarısı baskın var. Adam kılıçla, gürle, mızrakla gelmiş baskına. Hoş geldiniz. Gelin buyurun çay içelim mi diyecekler. Ne desinler? Evet. Değil mi? Tabii ki. Tabii ki kendilerini savunuyorlar. Evet. Savunurken de can kaybı olabilir. Yani bu anormal bir şey değil. Çünkü zaten karşı taraf senin canını almaya gelmiş. Yani o tam usturuplu olarak kendini o anda insanın savunması çok güç olur. Yani toplu saldırıda. Evet. Yani adam ben bayıltayım, etkisiz hale getireyim. O zaman şartlarında zaten bayıltıcı bir imkan da yok. Ne yapabilirler? Dolayısıyla bu konuda Müslümanları ayıplamak çok yanlıştır. Eleştirmek çok yanlıştır. Onlar kendi kendilerini eleştirsinler. Yapılanlarda en ufak bir hata yoktur. Evet. Yani Peygamber Efendimiz zamanında. Hiçbir atak savaşı değildir. Evet. Sayı oransızlığı da var. Siz daha bilirsiniz hocam inşallah. Ve hep affetmeye yöneliktir. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah aşırı gitmeyin. Evet. Dururlarsa siz de durun diyor Allah ayette. Ve esirleri salın diyor Allah. Ve esirlere güzel davranın diyor. Ne kadar mükemmel bir izah bu. İnşallah. Ne kadar insancıl bir izah. Bir cinayet olduğunda diyor ki Allah, cinayet bakın. Kısa sizin hakkınızdır diyor. Yani normalde idamdır cezası, cinayet. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Müslüman affı seçeceğine göre, çünkü daha hayırlı olanı seçeceğine göre, o zaman nedir? Yani burada şefkatin, merhametin, sevginin en yükseğini görmüş olmuyor muyuz? Tabii ki. Cinayet gibi böyle muazzam bir zulmü affetmek ne demektir? Evet.
Allah affederseniz daha hayırlıdır diyor sizin için. Maşallah. Dolayısıyla İslamiyet şefkat, merhamet ve sevgi dinidir. Ama İncil de böyledir. Tevrat da böyledir. Yani muharref halinde bile yine o öğeleri, o güzel yönleri muhafaza etmiştir. Dolayısıyla yani Müslümanları orada burada provoke edip, öldürüp, asıp, kesip ondan sonra bir olay, bir 3-5 psikopatın da yaptığı bir olayı Müslümanlara mal etmeye kalkmak, bundan vazgeçecekler. Bu çok yanlış bir şey. Bir de bu cinayeti işleyenlere biz bakıyoruz ki ya İngiltere'de eğitim görmüşler ya Amerika'da eğitim görmüşler. Evet. Darwinist materyalist eğitimden geçmişler. Böyle tasavvuf terbiyesi almış, aklı başında veyahut mesela bir nur talebesi düşünelim. Hiç dünyanın herhangi bir yerinde bir nur talebesinin bir cinayete adı karıştı görülmüş mü? Görülmemiş inşallah. Değil öyle bir yaralamaya adı karışmış mı? Evet. Milyonlarca nur talebesi var. Asla yapmazlar. Mesela bir sufinin, mesela bir tarikat mensubunun mesela farz edelim yurt dışında var. Değil mi? Şazililer var, Nakşiler var yurt dışında. Bu insanlarda hiç böyle bir şeye rastlıyor muyuz biz? Rastlamıyoruz inşallah. Veyahut bir fıkıh aliminin, fakihin, değil mi? Mesela güzel ehli sünnet terbiyesi almış bir alimin bu tarz bir şey yaptığını görmüş müyüz biz? Görmemişiz. Kimlerde görmüşüz? İbn-i Miskeveyhçi, Darwinist, materyalist, evet. Evrimi savunan, sosyalizme sempatisi olan, Çe hayranı, evet. Ho Chi Minh hayranı, Lenin'in düşüncelerini İslam'la bağdaştırmaya çalışan, böyle aşağılık kompleks içinde olan tipler. Dolayısıyla bunları bir ayrı tutmalar lazım. Biz gerçek Müslümanları kastediyoruz. Gerçek Müslüman her zaman için şefkatli, merhametli ve sevgi doludur.